Günümüzde gelişen iletişim araçları, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırdı. Öte yandan bu bilgiler arasında, özellikle İslam dinine dair doğru ve güvenilir bilgileri ayırt etmek her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız İslam'a dair doğru bilgiler nelerdir? İslam dini konusunda hangi kaynaklara güvenmeliyiz? Dini konularda karşılaştığımız problemleri nasıl çözebiliriz? Hangisi İslam'a uygun gibi birçok soru ve bunlara verilecek bilimsel ve doğru cevaplar bize ilahiyat eğitiminin gereğini ve önemini göstermektedir. İlahiyat ön lisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dini bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. Bu programda öğrencilere İslam dininin temel bilimlerinin tanıtılması, ana kaynaklardan doğru İslami bilgilerin verilmesi ve sağlıklı bir din algısı oluşturulması hedeflenmektedir. Programda Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin dili olan Arapça temel düzeyde verilmekte, İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, İslam ahlak esasları, tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku, günümüz fıkıh problemleri, ilk dönem İslam tarihi, mezhepler tarihi, İslam düşünce tarihi, yaşayan dünya dinleri, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi gibi dersler öne çıkmaktadır. İlahiyat ön lisans programını başarıyla tamamlayarak mezun olanlar, kazandıkları bilgi ve donanımla Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alarak İmam Hatip, İmam Hatip Lisesi mezunu veya hafız olmak koşuluyla Kur'an kursu öğreticisi ve müezzin kayyım olabilir, din görevlisi olarak çalışıp toplumun değişik kesimlerine ihtiyaç duydukları alanlarda din hizmetleri verebilirler. Ayrıca farklı kamu kurum ve kuruluşlarında memurluk da yapabilirler. Bunun yanı sıra İlahiyat Ön Lisans Programı mezunlarının DGS sınavı ile lisans tamamlama imkanları da bulunmaktadır. Lisans tamamladıkları takdirde gerek Diyanet İşleri Başkanlığı içinde gerekse farklı kurum ve kuruluşlarda daha yüksek pozisyonlarda görev alabilir. Ayrıca din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile İmam Hatip liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilirler.